Bir film bir konu hoş geldiniz. Bugün gazete duvar yazarı Aydın Felcen konuk. Biz Aydın'la arada sırada böyle sinema üzerine muhabbetler de ediyoruz mahalle komşuluğundan da dolayı hem de böyle başka yerlerde karşılaştırdığımızda da programın da iyi takipçilerinden arada gördüğünde beni Doğru. söylüyor programla ilgili görüşlerini. Dolayısıyla onu konuk almak istedim. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk Şahin, merhaba. Şöyle başlayalım. Herkesle az çok aynı muhabbeti yaparak başlıyorum ama sen hani duvarda yazdığın için az çok duvar okurları, duvarı takip edenler senin salgınla ilgili şeylerini biliyorlar ama bu yeni normalde nasıl gidiyor vaziyet? Ne durumda hayat şu anda öyle diyeyim? Şöyle söyleyeyim, yanlış bir izlenim vermeden sanki insanları önlemlere uymasınlar diye teşvik eder izlenimi, cesaretlendir izlenimi vermeyeyim ama ben tabii ki sokağa çıkma yasağı günleri hariç iyi kötü hatta işte sana da rastladım epey yani kısıtlı bir alan içinde yürüyerek yani toplu taşıma araçlarından çok uzak durdum. Hiç kullanmadım. Tabana kuvvet dolaşmak suretiyle o çeper içinde. Aslında yaptığım iş de tabii zaten evden olduğu için okuma, yazma işte. Kayıtlar eve alındı. Medyaskop'tan ve Artı TV'deki programlar evden yapılır oldu. Şimdi yeniden açıldı Artı TV. Medyaskop'ta sanıyorum dileyenlere artık izin veriyor oradan yapmayı. Dolayısıyla çok fazla bir şey değişmedi diyebilirim benim açımdan. Ama tabii belli belirsiz bir baskı oluyor. Bir de sanırım bu sevgili Sırrı Süreyya Önder'le sohbet ederken bahsetmişti. Yani hapishane deneyimimin gerçek hayatta işime yarayacağını hiç düşünmemiştim diye. Bir de bir ara bir denizaltı subayının yazısı çok paylaşılmıştı. Bu tür küçük alanlara hapsolma zoraki konusunda bununla nasıl baş edilebilir diye. Belki benim de bazı görev yaptığım yerler Bağdat gibi 2003-2006 böyle çok kapalı, bundan çok daha da kapalı şartlarda bulunmayı uzun aylar boyunca gerektirdiği için hava değişimi izinleri dışında yurda geri dönülen o bakımdan belki de biraz daha şerbetli olabildim diyebilirim kısaca. Doğru yani ama şimdi yani bir şekilde çok da nereye varacağını kestiremediğimiz bir yeni normal durum var. Bakalım Doğru. bu vaziyet nereye doğru gidiyor. Peki şöyle başlayayım ben izlemiştim filmi hep bilirdim ve hani sayende izlemiş oldum gerçekten benim için de önemli bir eksik kapanmış oldu. Hep öyle yapıyorum. Hani konuklara hangi filmi seçtiler ve niye seçtiler diye sorarak başlıyorum. Sen de niye hangi filmi neden seçtiğini anlatarak başla istersen. Şimdi bir kere senin gibi gerçek bir hani sinema eleştirmeninin beni adam yerine koyup bu konuda konuşturmasını bir ayrıcalık addederim. Bunu içtenlikle söylüyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir de pardon, Evet. zaten burada temel mesele bir filmi analiz etmek değil de Hı. aslında o Evet. filmle kurulan ilişkiyi Onu konuşmak. Asıl mesele söyleyecektim o. tam da. Tabii sen bunu sorunca şimdi ben de biraz böyle bir sinema konusunda hani başka bir alanda böyle bir iddiam olmaz ama sinema konusunda ya ben bu işi biliyorum. Onu Ben çok biliyorum. film seyretmişimdir işte. Klasiklerin tamamını bilirim ya da tabii sinema çok da genç olduğu için yani en başından başla işte Méliès'ten, Lumière kardeşlerden bugüne kadar sen de ben de biraz meraklı olan da şöyle bir ömrünün 15-20 senesi içinde hani bu külliyatın tamamını bildiğini iddia edebilir iyi kötü. Ama bu Kabaca mesela dünya yani. edebiyatı için böyle bir şey. Dünya edebiyatı için ama yok. Hani ben Rus edebiyatını biliyorum filan denir. Zaten öyle şey yap. Neyse. Bu filmde tabii sen sorunca şimdi içgüdüsel olarak ya öyle bir film seçmem lazım ki yani hem Şenay hem bu programı izleyenler
benim ne kadar bildiğimi görsünler. İşte bir patlatayım böyle bir Godard, bir Tarkovski. Ya katı açılmadık ya da böyle bir işte eski Yugoslav sinemasından falan bir eski Macar filmi atmışlar. Böyle bir şey seçsem ne olabilir diye. Hani üzerinde durduktan sonra tabii böyle bir değil, abartmayayım ama bir bunalıma girdim diyelim. Onun üzerine ya hani yakın zamanda ne seyrettim diye düşünüp şu Korkuluk filminin Scarecrow'u seçtim. Çünkü tam da dediğin gibi hani filmi analiz etmek falan zaten benim haddim değil de işte filmi herhalde ben 80'lerin ortasında sanki liseyi bitirmemiştim herhalde. Televizyondan tabii. Ben de hayal meyal öyle hatırladım. Yani evet. Televizyon görüntüleri evet. Aktı izlerken evet. Dün mesela. Evet. Ya gösterilmişti. O zamandan bu zamana da tekrar oturup izlemedim. Geçenlerde işte o bahsettiğim zaman üzerine nereden icap etti bilmiyorum. Hani insan öyle bir şey okudum geçenlerde. Hafızadan önünüze ne sunulacağını bilemezsiniz. Ne çıkarsa o mutfaktan onu yemek zorundasınız diye. Bu filmi hani birden ya ben bunu bir daha seyredeyim diye istedim. Tekrar seyrettim. Bayağı hatırlamama şaşırdım. Bayağı bölümünü de hiç hatırlamamama şaşırdım. Yani o kısımları silmişim. Neden bu film beni düşündürmüştü diye o zamanı hatırlamaya çalıştım. Çünkü bu benim bu sinema meraklısı sinefillik iddiamdan önceye gelen aslında bir film. Öyle hatırlıyorum. Ve bu tür filmleri o zamanki kafamla seyrettiğimde, denk geldiğinde yahut ya bu yani benim ilgi alanım değil yani bu ben bana ne benim bundan sıkılmış olmam yani ben bunu bırakmam gerekir niye etkilendim bir şey oldu hani bir şey oldu ama ne oldu bu işte tiyatroda kızımla bir sevgili arsız ölüme gitmiş sahnede tek kişi var tabii birden de hatırlayamadım. Nefise oyuncunun soyadını hatırlayamadım. Öyle şimdi bir şey oluyor. Nasıl oluyor? Yani tek bir kişi sahneye çıkıyor ve bir şey oluyor. Onun olduğunu görüyorsunuz. İzah etmek zor. Onu uzman bu filmde de hani bu ve bunun gibi o dönemde eski benim için tarih öncesi böyle kalmıştı. Bunu ondan bugüne seçmek istedim. Çünkü üzerine hem kendi adıma, kendi sinema merakım hem de filmin içerdiği temalar bakımından söyleyecek sözüm var. Bir de şunu ekleyeyim. Film tabii aklımdaydı. Yönetmeni kim diye yalnız birdenbire toparlayamadım seyretmeye karar verdiğimde. İşte yönetmeni Schatzberg'i de sonra baktım. Ya başka acaba ben filmini gördüm mü ne yapmış diye. Ve ilginç 1927 doğumlu yanlış aklımda kalmadıysa ve hayatta yine yanlış anlamadıysam. Fakat benim de hiç radarıma girmemiş. Bu. Bir taraftan da hani filmin yönetmeni Jerry Schatzberg de tam o işte Hollywood Rönesansı dedikleri işte Lucas'ların, Spielberg'lerin, De Palma'ların olduğu o döneme denk geliyor. Aslında film de çok da uygun o dönemin ruhuna. Üstüne üstlük hani Al Pacino gibi, Gene Hackman gibi iki tane büyük yıldızı barındırıyor. Ki hani Al Pacino daha babanın setinden yeni çıkmış, ayağının tozuyla gelmiş oraya. Ona rağmen biraz böyle arada kalmış bir film gibi. Yani çok bilinmeyen, çok görülmeyen bir tarafı var filmin. Ama ödül almış, ödül almış. Evet, yani ya ben de bilinmeyen, kendi keşfim zannediyordum ama meğerse değilmiş. Tabii, ona rağmen aslında yani böyle birçok kişinin hemen söylendiğinde evet. Tat diye hatırladığı bir film değil. Çok uzmanlarının bileceği bir şey. Evet, aslında o şöyle belki bence de 70'lerin başlarında ilginç Amerikan filmleri var. Ya da o dönemde Amerika'ya gitmiş işte Antonioni gibi Avrupalıların ilginç filmleri var. Gerçekten hani bugünden bakış inanılmayacak denli tam bu Vietnam Savaşı üzerine o dönemler çok ciddi bir siyasi hareketlilik var ABD'de ve bugünle aslında hani bugün tabii haklı olarak yine bu George Floyd'un öldürülmesine tepki olarak bütün Avrupa Amerika'yı kasıp kavuran bu işte kasıp kavuran benzetmesi de kötü bir benzetme. ABD'ye yayılmış olan diyeyim bu halk ayaklanması bu ebatta aslında 60 sonlarında işte görülmüş. Onun üzerine yapılan filmlerde farklı bir
siyasi canlılık ve bakış var. Bundan sonra da aslında şunu sanki görüyoruz bence yine orala o tarafta işte bu Clint Eastwood gibi bazı karakterlerin ki o kalitelisi sayılmalı. Bunun pek çok kalitesi örneği var. Hani eline silah alıp tek başına düzeni kuran filmler. Çünkü bir büyük bir suç patlaması da var aslında o zaman. Bir de tabii bunun üzerine yapılan siyasi yorumlar var. Bütün bunlar aslında bir tür tezgahtı zaten. Hani önce böyle bir durum yaratılıp ondan sonra farklı bir tarafa çekmek. Çünkü işte bunlardan sonra Reagan geliyor falan. Ondan sonra sını biliyoruz. Tabii bizim yaşlar için bu biraz seyrederek hani içinde bulunduğumuz, yaşadığımız bir dönem değil. Bakıp şaşırılacak bir dönem. Bu filmde de bence hem böyle bir toplum dışılık, bir anlamda özgürlük, bireylik konusu var. Bir anlamda da sanki ben de işte merak edip bu filmden sonra bu Schatzberg kimmiş diye bakınca onun da hayatında olan bazı çalkantıların da burada sanki bence işte yansıması var. O Al Pacino karakterinin yürümeyen evliliği ve sonunda işte geçirdiği büyük bunalım gibi ve bir anlamda da hani bu iki karakterden aslında bize sempatik olarak gösterilen Al Pacino'nun o yine tırnak içinde uygarlığıyla uygarlık dışında kalması bir nevi antimedeniyet simgesi olan hani çok kabaca söyleyelim biri Homo sapiens biri Neandertalse bunun Neandertal olanın yani Gene Hackman karakterinin ayakta kalması ve sanki filmin sonunda da işte o top ayakkabısını çıkarıp tezgaha vurmasından anladığımız hani ben buradayım. Da durulabilir gibi diyorum. Ama bu tabii benim kişisel olarak söylediğim, benim gördüğüm. Doğru. Yani şöyle bir şey de var. Yani bir tarafıyla iyi bir dostluk hikayesi. O da tabii. Tam tabii. Bir erkek dostluğu hikayesi. Evet. Ve hani böyle iki tane arızalı adamın, iki tane loser'ın aslında hikayesi. Hı-hı. Ve evet. Başlama şeyi de tam da şeye özgü. Yani güvenmekte çok sorun yaşayan iki insan. Son kibritini bana verdiğin için diyor mesela evet. Max. Evet. Yani onun için o bir şey. Ondan önceki bütün o gerilimi yumuşatan, ortadan kaldıran bir şey. Ama bir taraftan senin de söylediğin gibi şöyle bir tarafı da var. Bana biraz bu baby boomer'lar var ya, hani İkinci Dünya evet. Savaşı sonrası kuşağın 70'lerin ortasına gelindiğinde yani bütün o İşte 50'lerdeki Amerikan rüyası yüklemeleri, işte Soğuk Savaş yüklemeleri, üzerine 68, üstüne Vietnam ve muhtemelen böyle o büyük işte 70'lerin ortasındaki ekonomik krize doğru gidilen bir yerde hani o kuşağın artık böyle iflas etmesi, hani böyle işte kafayı yemesi gibi böyle hani onunla da simgeleşen bir tarafı da olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü aslına bakıldığında dönemin hemen sonrasında gelen belli başlı işte Brian De Palma karakterlerinin, işte özellikle Coppola karakterlerinin, işte ne bileyim Scorsese karakterlerinin mesela Taxi Driver'daki gibi yani işlerin ikinci yarısında sıkça göreceğimiz arızalı, evet, evet, uyum sorunları olan karakterlerin de biraz öncülü gibi ve hani gerçekten döktürüyorlar ikisi de yani iki oyuncu da. O öyle. Oyunculuk bence de çok iyi. Şey konusunda da kendi açımdan hani ben sinema şu olmalı diye tabii böyle bu dediğim gibi hani önce bu işte sinema diyelim sinemayı keşfetmek. Sonra tabii o gençlik heyecanı üniversitede özellikle hani çok bağnaz bir biçimde elimin tersiyle pek çok şey itip yani bunlar sinema değil hani. Atın bunlar. Bu sinema budur. Böyle olur. Ve size bir şey izah etmek zorunda değil. Hep bunun kavgasını yapardım o zamanlar. Yani bu filmde ne anlatıyor? Ben neden? Ya bir şey anlatmak zorunda değil. E ne olacak? Oturup seyredeceksin. Seyrettikten sonra kendi kendine düşünürsün. Ne gördüm ben diye. Yani bir tablonun önünde durur gibi. Dolayısıyla bu bir anlamda da bu ABD'nin
ABD sinemasında sanki yokmuş gibi böyle bir damar geliyor insana. Veyahut öykü anlatan bir yönetmen hep baştan kaybetmek zorunda. Hani sen ikinci sınıfsın gibi. Yahut piyasaya çalışan bir yönetmen, bir festival filmi yapma iddiasında olmayan bir yönetmeni hemen elinin tersiyle itmek gibi. Ama sonra tabii insan mütevazılaşıyor. Hatta o dönemlerde söylediklerini, yazdıklarını kendi kendine not almış bile olsa okuyunca, düşününce, anımsayınca ya da arkadaşları hatırlayınca utanıyordu hatta benim koşullarımda. ama bu radikallikten ötürü. Bakınca aslında mesela yeni dalga sineması da o Fransız yönetmenler ne diyorlar? ABD klasiklerinden esinlendiklerini, westernler falan. Şimdi hiç aklına ya yeni dalgayla westernin ne alakası var gibi geliyor ama böyle bir bütünlük var. Bu filmde de bence görüntü yönetmenliği de çok iyi. Yani gördüğümüz kareler, çerçevenin içine girenler çok iyi. Bir de sanki toplumla temasa geçtiğinde bu iki toplum dışı karakterler kalabalık sahnelerde de bir nevi belgesel gibi bir yaklaşım var sanki. Bu bakımdan yani iyi etmişim de dedim. Bu 30 sene sonra tekrar gördüm bu filmi. Beni tekrar etkiledi, başka şeyler düşündürdü. İyi bir film bence. Evet, yani şeyi de çok iyi. Yani aslında bakıldığında böyle tam o hani klasik anlatı sinemasına da çok oturuyor. Yani iki insan tanışır, hikayenin sonunda ikisi de artık aynı insan değildir. O korkuluk metaforunu da çok iyi kullanıyor. Yani özellikle de Max karakteri üzerinden, Ekman'ın canlandırdığı karakter üzerinden hani onun ondaki o bütün o ciddiyeti böyle soyup alıyor. Evet. Başka bir yere getiriyor falan. Keza işte... Ama mutlu olmamıza da izin vermiyor. Sanki her şey yoluna girmiş derken buradan öteye yol yok gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Evet. Yani bir yönüyle yol filmi ama yolun sonu yok. Tabii mesela işte Leon karakterinin, Pacino'nun karakterinin finaldeki dönüşümü tam bir sürprize oluyor mesela. Hani öyle bir şey beklemiyorsun. Yani tamam eski karısıyla bir mutlu son beklemiyorsun, bir travma da geleceğini bekliyorsun ama onun bambaşka bir şeyi tetikleyeceğini an görmüyorsun da mesela. Evet ama ilginç biçimde nasıl Hackman işte artık kavgadan, dövüşten vazgeçip onun ona çizdiği yola girdiği zaman tamam anladım yani böyle şiddetle, öfke patlamalarıyla olmuyor. Senin dediğin gibi olsun, uzlaşmacı olayım, eğlenceli olmaya çalışayım, kendimle dalga geçmeyi öğreneyim, mizahı kullanayım dediğinde sanki film kopuyor Al Pacino için ilginç biçimde. Ondan sonra da tepe taklak gidiyor her şey. Evet evet. Yani bir de şeyi de dikkat etmişsindir. Şeyi mekan kullanımı mesela fabrikalar, tren yolları ama hepsi aslında bir çökme şeyi. Böyle hani evet tabii. Bayağı hani böyle apokaliptik bir şey gibi. Yani bir kapanmış fabrikalar, işte böyle nereye gittiği belli olmayan trenler gibi. Haneke'nin Kurdun Günü vardı. Oradaki trenler gibi kullanıyor mesela ilginç bir şekilde. İşte siyasi bence arka plan olarak da tuhaf bir biçimde çok güncel olmuş oluyor. Yani bugün de ABD'de yine bir ayaklanma hali var. Bazıları ABD'de demokrasinin yahut en azından temsili demokrasinin sonu geldiğini iddia ediyor. Bir kutuplaşmadan hatta son dün bir işte hatta bu sabah bir düşünürü dinliyordum. Cornel West diye Princeton'dan yazımda da kullandım işte bu sabah yazı yazıyordum. Gangsterleştirdiğini söylüyor Trump'ın. Ve işte sanayisizleşmeden bahsediliyor malum. Sanayi yok artık. Şimdi herkes gidip de Seattle'da, Silicon Valley'de bilgisayar şirketlerinde işte yazılım şirketlerinde iş yapamayacağına göre büyük bir çöküş, boşluk var. O boşluğun da siyaseten yöneleceği, bu öfkenin yöneleceği ya da içine gireceği bir kanal olacak. Bir işte yanardağ patlayıp oradan akan lav gibi. Onu henüz kestiremiyoruz ama bu döneme bakıldığında bence bu 70 başlarının çeşitli filmleri 60 sonları 70 başlarının
bu çok güncel gözüküyor, öğretici oluyor o bakımdan da. Ama tabii aslında bütün bu söylediklerim kendi düşüncelerime ihanet. Yani film seyretmek için bana sorarsan ya da iyi sinema olması için böyle gerekçelere gerek yok. Dediğim gibi yani güncelmiş, işte bunu bugünkü siyasi durumu çağrıştırıyormuş falan. Ben aslında bütün bunlar benim söylememem gereken sözler. Ama sorun şeyde, zaten bu film yaratıcılarının çok da öngördüğü şeyler olmuyor çoğu zaman. Yani aslında doğru, bu filmin yaratıcıları bunu bizim bu kadar konuştuğumuz şeyin %1'ini bile öngörmemiş olabilirler. Yani onlar iki tane loser'ın, biri asabi, öbürü travmatik, iki loser'ın hikayesini anlatalım. Biraz da böyle hani bugünün Amerika'sının fonunu kullanalım diye düşünmüşler. Ama biz buradan bakınca ona bir sürü şeyi giydiriyoruz. Çünkü zaten hani giydirmek de zorundayız. Evet. Yani başka türlü anlamlandırmıyorsun. Yani dolayısıyla her şey için öyledir o. Yani ister istemez hani ona bakarsın ve ona bir şeyler giydirmek zorundasın. Bir anlamlar yüklemek zorundasın. O bakımdan hani ben kendi adıma hani benim için iyi oldu. Hani evet. Scarecrow'u izlemeyenler varsa o yüzden normalde çok bilinen filmleri konuştuğumuzda spoiler vermekten kaçınmıyorum. Evet. Ama burada biraz şey yaptım spoilerdan. Hani kaçındım milletin tarafından diye. Şimdi işte dediğim gibi benim işte kızım Alaz 12 yaşında olacak Eylül sonunda. Onunla öyle resim sergisi falan gezdiğimizde mahsus biraz da onu tahrik etmek için ya da farklı bir sergi gezdiğimizde bu değil diyorum mesela. Bunun alakası yok. Bu soytarılık diyorum falan. Bununla iş yok. O çok kızıyor bana, diyor ki ya baba nasıl böyle konuşabilirsin? Yani burada bir saygı göstermen lazım sanata diyor. ama bu gerçekten de sinemada hani bu sinema değil diye, yani eğlencelik. O da seyredilebilir ayrıca, ama kimisinde yani eski Yeşilçam işte filmlerinin de, bu bana aslında çok aklıma geliyor izlediğimde tekrar 50'lerin 60'ların pek çoğunda çok ciddi, yani Lütfü Akat'ta örneğin çok ciddi emek, yani hem zanaatkarlık var hem sinema dili var. Bir de o dönemde bu kurguların nasıl yapıldığı falan, nasıl emek harcandığı düşünüldüğünde iyice etkili oluyor ve çok da samimi bunlar. Dediğin gibi yani bir senaryo alınmış, bir yerden bir prodüktörden kaynak bulunmuş, bazı oyuncularla temasa geçilmiş ve işte birkaç haftadaysa o film çekilmiş. Tabii ki böyle bir ben bir şaheser yarattım diye, yani işte film gösterilecek, piyasada onu çıkartacak. Çok ama organik, yani bize dair bir taraftan, bir taraftan da gerçekten sinema var, dil var, çünkü bütünlük var, ışığın kullanımı var, dekorlar, el emeğiyle yapılmış dekorlar var, işte oyunculuklar, oyuncuların kullanımı o yönüyle çok öğretici oluyor ve ilginç biçimde de sanki bir yerlerde bir kesintiye uğruyor bu 70'lerde o bizdeki Türk sineması. Sonra bana sorarsan işte şu Fehmi Yaşar'ın Camdan Kalbini ben milat kabul ediyorum. Ondan sonra bir yeniden Türk sineması başlıyor ama o oralarda kökünü bulmuyor. Sanki sıfırdan başlıyor ve daha ziyade yüzü dünyaya dönük başlıyor gibi geliyor bence. Bu konuda tartışmalar muhalif. Bunun için ayrı bir program. Evet, doğru. Yaparız doğru. Yani. Ama doğru. Sen söyleyince çağrıştırdı bunlar. Doğru, doğru bir sözü. Yani ne derler? Güçlü bakışlardan bir tanesi bu. Ama süremiz doldu. Ama çok güzel sohbet oldu. Geldin. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Selamlar. Eksik olma.